girişimcilik. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakta değil, girişimci olmakla ilgilenmeleridir. Body machine. Body machine. Body machine. Startuplar genellikle kurulu bir düzen içerisinde boş bırakıldığını düşündüğü alanlara yönelik yaratıcı, yenilikçi, inovatif bir fikri olan, bunun ihtiyaç duyduğu maddi birikimi dış yatırımcılardan toplayarak hızla bir ürünü çıkartıp hızla büyütüp hedefledikleri pazarda pay alan girişimler olarak düşünebiliriz. Startup bir hayal. Yani startup kavramı bir hayali sembolize ediyor. Facebook gibi hayalleri, Apple gibi hayalleri. Yani birkaç gencin okulu bile bitirmeden çok kısa sürede 100 yılda şirketlerin geldiği değerleri aşıp inanılmaz büyük paralar kazandığı, kazanabileceği bir hayal. Startuplar aslında KOBİ, hani bir esnaf. Bu startup diye hani adlandırılan bir aslında pazarlama harikası diyebilirim. Ve yeni nesil çok heyecanlanıyor. Hani startup dünyasındayım ben, işte co-founder'ım ben. Ya bence bizde çok güzel buluşlar var ama biz isimlendirme meselesini çok fazla beceremiyoruz. Yani adam trüf mantarı deyip 2000 euroya satıyor. Bizde aynı mantarın ismi domalan mantarı. O yüzden evet yani biraz biz böyle isimlendirmekte biraz sıkıntı çekiyoruz. Mesela konuşurken ya adam altı üstü bir KOBİ diyoruz biz. Fakat adam startup diyor. Startup diye isimlendirdiği zaman bu çok daha seksi bir hale geliyor. Abi startup'ız. Abi startup falan değiliz. Burada ciddi ciddi iş yapıyoruz. Yani bu işi böyle havalı mavalı satmanın bir alemi yok. Yani bu kelimeleri samimi anlamda kullananları bir kenara bırakıyoruz. Bizim konuştuklarımız aslında bunu hakikaten jargonuna takılıp da kullananlar. Girişimci yerine startup diyoruz. Ekosistem, yoğunuz, bittik, yatırım öncesi durum, sonrası durum, post yatırım durumu, melekler, yatırımcılar, fonlar. Ne startup, ne yatırımcılık, ne de bu kelimeler bir dünyayı kurtarıyor. Muşçasına ciddi bir şekilde böyle o kimliğe bürünmüşçesine anlatılmamalı. Girişimcilik ise bazı kelimeleri ard arda sıralamak değildir. Siz istediğiniz kadar inovasyon, girişimcilik ruhu ve sinerji deyip durun. Eğer yeterli bilgiye ve çalışma azmine sahip değilseniz sonuç dışarı. Sen bu işi niye yapıyorsun arkadaş? Sen bu işten bir kere para kazanmaya mı çalışıyorsun? Yoksa bu startupçı olma personasını mı istiyorsun? Ha ben hangisini istiyorsam onu yapayım. İster buna startup diyeyim, ister buna KOBİ diyeyim, istersen buna ticaret diyelim. Bence ne yapıldığından ziyade ne yaptığın önemli. Bugün herkes şöhret peşinde. Ya daha şirketi bile kurmamış bir adam kartvizitine CEO nasıl yazabilir? Senin CEO diye bir unvana sahip olabilmen için aşağıda sahip olman gereken personel sayısını bir hesap etsene. Veya sen 21'inde CEO olursan 50 yaşında ne yapacağız? Mehdi mi yapacağız seni? Kaftanı giydirip Hasan Mezarcı gibi sınırdan mı sokacağız? Hakikaten de maalesef kartvizit çılgınlığı azalmıyor, artıyor. Yani o kartvizitin üzerine CEO yazma isteği gerçekten artık 16 yaşlara falan inmiş vaziyette. Hakikaten bunun altına bir fikir koyabiliyorsa, fikrin üstüne oturan bir CEO'sa aşağıne bir şey. Benim hep konuşmalarda söylediğim bir şey var. Kartvizitin peşindeyseniz diyorum, kartvizitin altını doldurmaya çalışmayın, üstünü doldurmaya çalışın. Birisi isminizi söylediği zaman bir şey ifade ediyorsun. Startup'ı startup yapan bazı nitelikler var. Yani her girişim, şirket açmak eşit midir startup olmak? Ne yazık ki değil. Çünkü sizin rekabetiniz iş gücünüzden gelmiyor. Sermayenizden de gelmiyor. Siz teknoloji sayesinde rekabet edebiliyorsunuz. Ben teknolojiyi daha iyi kullanıyorum. Dolayısıyla challenge ediyorum büyük yapıları. Startup ara bir dönemdir aslında. 10 yıl boyunca startup olmak mümkün değil. Yani ya batarsınız, firmanız kapanır, ya çıkarsınız, gerçek bir firmanız olur. Sınırsız bir kazanç elde edebilirsiniz. Bir anda satabilirsiniz ve yüksek paralar kazanabilirsiniz. Kesinlikle altında sizin imzanızın olduğu bir girişim. Seksiyi bahsetmek. Dolayısıyla bütün dünyada startup kurmak ve onu büyütmeye çalışmak haklı bir moda oldu. Niye startup olmak istiyor herkes? Bence bunu fişekleyen tüm o kurumsalın o süreçlerini sollayıp 3 ile 5 yıl içerisinde milyon TL'lik işler yapabilmek ve bunu aslında kendi yaşıtlarınla paylaşmak. Bence o kısım gerçekten cool. Biz şu anda eski ekonomi kurallarından yeni dünyaya geçtik. Artık insanlar koskoca büyük fabrikalar bacası tüten eski tip işler yapmak yerine tutup bir app yapmak istiyorlar. Ve bakıyorsun hakikaten Uber'in değeri 80 milyar dolar falan.
Bu bir app ve hiçbir fiziksel aseti yok. Sadece birkaç yazılımcıdan meydana geliyor. Bir kere Türkiye'de sahiden sıfırdan kendi şirketini kurmak isteyen, kafe olsun, restoran olsun, küçük bir butik olsun, fabrika, atölye olsun yapmak isteyen her zaman insanlar vardı. Teknoloji tarafında bu niye son zamanlarda arttı? Bir kere şu anki kuşak, eski kuşaklar gibi işte 9'dan 5'e haftada 5 gün kapalı bir ofis çalışmak istemiyor. İnsanlar kurumsal şirketlerde eskisi kadar ne yüksek maaş alabiliyorlar ne de eskisi kadar fazla pozisyon var. Şimdi bu şu demek, mesela dönüp bakalım, bundan 20 yıl önce veya bundan 10 yıl önce bir bankanın şube müdürü olan kişi bugünün reel ücretlerinden ne kadar para alıyor? 17-18 bin liraya denk gelirdi bugün. Bunlar 7-8 bin bandına kadar düşmüş durumda, net konuşuyoruz. Dolayısıyla insanların çok fazla umudu yok. Bugün benim karşılaştığım girişimci profilinin büyük bir bölümü çalışmak istemediği için girişim yapıyor. Ben efendim bilmem 9-6 çalışmak istemiyorum. Şöyle böyle kıyafet giymek istemiyorum. Onun için kendi işimi yapacağım. Diyorum ki canım kardeşim bak ben o işleri yaptım senelerce. 9-6 değil 9-9 çalışacaksın minimum. Sen böyle bir şey hazır mısın? Üstelik girişimcilik dediğin şey senin hayallerini yerine getirmenin vesilesi değil. Girişimcilik dediğin şey muhtasar, KDV, iş yeri ruhsatı. Sen bunlarla uğraşabilecek misin? İstediği saatte kalkabileceğini, istediği saatte çalışabileceğini, istediği saatte de yan gelip yatabileceğini düşünüyor. Ama aslında işin aslı öyle değil. Emin olun ki kurumsal hayattan çok daha fazla şekilde çalışıp ancak başarıya gıdım gıdım ulaşıyorsun. İnsan niye bir kurumsal işi ya da kendi işini bırakır da bir firma kurup bir hayalin peşinden koşar? Zor bir soru. Çünkü çok büyük bir acı, gözyaşı, kan ter sürüklüyor peşinde. Ve ilk girişiminiz ise %99 başarısız oluyor. İkinci girişiminiz ise işte %70 civarında başarısız oluyor. Üçüncü girişimde %50'lere geliyor. O yüzden hani birçok kaynak yakıp, birçok zaman kaybedip, bir sürü şey öğrenip bir şey başarmaya çalışıyorsunuz. Meşhur batılı bir yazarın şu sözü kulaklarınıza küpe olsun. Hep denedin, hep yenil. Olsun. Gene dene, gene yenil, daha iyi. Ya pure modern day amelelik. Startup'ları ne tehlikeli biliyor musun? Startup'ı kolay sanarsan ya da o hayale kapılırsan o zaman zaten baştan kaybettin. Kesinlikle inanılmaz zor bir süreç. Sıfırdan 1'e, 2'ye, 3'e, 10'a normal bir durumdan çok daha hızlı gelme çabası. Mesela bir hikaye Sinemia. Sinemia ekibi şu anda başarılı startup'lardan bir tanesi. Çıkmıyorlar ofisten. Ben diyorum ne kullanıyorsunuz, burada kalmak için ne yapıyorsunuz? Kurucusuna diyorum ya ne veriyorsun oğlum diyorum çocuklara. Ama bu dışarıdan şey gibi izlenebilir. Aa bak Sinemia. Çocuklar da kırdı parayı. 3-5 şey yazdılar, köşeyi döndüler. Vay anasını biz de startup kuralım. Siz Silikon Vadisi vesilesiyle duyduğunuz markalara, şirketlere ve yöneticilere sadece sizin vitrine çıktığı anda bakarsanız pekala Mirkelam'ın bir klipte koşarak şöhret olduğunu düşünme yanılgısına da düşebilirsiniz. Üstünde durmamız gereken Mirkelam o klipte deliler gibi topukları kıçına vura vura koşmadan önce kaç tane prodüktörün kapısında kaç tane hayal kırıklığı yaşadı. Kaç tane izbe barda işte sarhoş eğlendirdi. Nelere rağmen hangi mücadeleleri verdikten sonra o noktaya gelebildi. Her yeni sektörde, her yeni heyecanda olduğu gibi şu an çok fazla konuşan insan var. Konferanslar var, toplantılar var, gidebileceğiniz, alabileceğiniz dersler var, kurslar var. Hepsi var bunların. Ben hiçbir şekilde bunun zararlı olduğunu düşünmüyorum. Girişimcilik değil ama girişimcilik hakkında konuşma işi biraz daha cazip bir sektör, seksi bir sektör olmaya başladı. Katılırım. Doğru. Bu nedenle startuplarını bitirmeyen insanlar tanıdım. Adamın startup'ı iş yapmıyor ama startup'ı bitirmiyor. Çünkü kartvizitinde CEO yazıyor, konuşmalara çağırıyorlar ve girişimcilik ekosisteminde bir yer sahibi. Başarı hikayeleri evet çok güzel, motivasyon anlamında çok insanları yüreklendiren bir şey ve olmalı da zaten. Ama diğer taraftan bu işin zorluklarını birilerinin çıkıp anlatması lazım. Sadece iki cümleyle bu çok zor bir yol, çok sabır göstermek lazımın ötesinde gerçekten neler yaşandı o başarıya gelinene kadar. Yani bu genelde halının altına süpürülen taraf oluyor çünkü. Ben öyle hikayeler dinledim ki dinlerken ben utandım. Karşılıksız çek alıp onu nasıl çevirdiğini anlatan insanlardan tutun, ismi olmayan şirkette iş yaptığını öğrencilere başarı hikayesi olarak anlatan insanlar duydum. Dolayısıyla da
O ekosistemle alakalı biraz endişelerim var. Türkiye'de herkes size bir işi nasıl yapamayacağınızı söylüyor. Bir işin neden tutmayacağını, neden başarılı olamayacağınızı anlatıyorlar ama bir Allah'ın kulu çıkıp da ya şunu şunu yaparsan aslında bak şu metrikleri iyileştirebilirsin gibi bir feedback de bulunmuyor size. Çok fazla konferans yapılıyor, çok fazla konuşuluyor. Burada şık laflarla böyle bir konuşma ekonomisi oluşuyor, konuşma turizmi, konferans turizmi oluşuyor. Bunlar şık ama biraz beni bağışlasınlar, boş laflar. Şimdi biz ülke olarak, toplum olarak belki biraz bunu keşfettik. Ve bununla ilgili de hakikaten çok güzel şeyler oluyor. İşte coworking imkanları açılıyor. İnsanlar belki kurumsal çalıştıkları şirketten ayrılıp girişimci olmak istiyorlar, startupçı olmak istiyorlar. Yani ne güzel, insanlar saçma sapan mafya dizilerine özenip takım elbise giyip ellerinde silah taşıyacaklarına lütfen startupçılığa özelsinler ve yanlarına alsınlar bir tane MacBook Air. Gelsinler kolektifte orada burada bir herhangi bir workspace'te bir fikir konuşsunlar. Ne güzel ya. Gerçekten eğer bir şey moda olduysa onun üstüne konuşulur. Onun üstüne konferanslar verilir. Böyle bir trend, böyle bir eğilim varsa, bu faydalı bir şeyse bunların üstüne konuşulur. Türkiye'deki startup ekosistemi, girişimcilik ekosisteminde aslında iddia edildiği kadar bir problem yok. Yani burada yatırımcıların çok eleştirildiğini görüyoruz. Yani bunu böyle aslında fikrini belki finanse etmekte zorlanan herkes söyleyebilir. Bu anlaşılır ama yatırımcı salak para kazanacağı bir şeye yatırım yapmaz. Kardeşim, yatırımcının çok basit bir matematiği vardır. Benim 10 liram var. Neye yatırırsam kaç para olur? Yatırımcı Hilal-i Ahmer değil ki. Kızılay değil ki. Bu adam sana hayır olsun diye yapmıyor. O profil başka. Belki melek yatırımcı diyebilirsiniz ama melek yatırımcının da içindeki meleğin anlamını uzun süre tartışabilirim burada sizinle. Yani o bizim kutsal kitaplarda okuduğumuz meleklerden değil onlar. Paranın olduğu yerde herhangi birisine bir yatırımcıya nasıl melek diyebilirsin? Adamın derdi seni, ya o çok kadar sevdim ki arkadaşımızı, getirin arkadaşlar 1 milyon dolar gibi bir şey elbette değil. Gelip senin fikrine, senin iş fikrine, sende kıvılcım olan ama gücünün yetmediği yerde sana destek olmak. Benim çok güzel bir fikrim var, bana destek olun. Oldu. Noel Baba mıyım ben ya? Benim çok güzel bir fikrim var. Kardeşim, fikrin ne? Söyleyemem. Çok iyi. Dünyayı değiştirecek. Tamam. Dünyayı değiştirecek. Bana söylemeyeceğim bir fikrin var ama benden para istiyorsun. Buna da kabul. Yaptın mı? Hayır. Niye? Ekip lazım. Tamam. Buldun mu? Nasıl olacak bilmiyorum. Sizce kimlerle çalışmalıyım? Konu sadece fikir değil ki. Çok iyi bir fikir çok kötü yönetilebilir. Soru şu, bunu sormakta haklı. 5 milyon dolar yönettin mi daha önce? Hayır. 3 yönettin mi? Hayır. 1 milyon yönettin mi? Hayır. 100 bin dolar yönettin mi? O da hayır. Ama fikrim çok iyi. O fikri batırabilirsin. Şimdi dolayısıyla yatırımcıya yapılan bu fikir finanse edilmiyor. Dünyanın hiçbirinde emin olun fikir finanse edilmiyor. Daha önce çok ciddi başarı elde etmemişseniz o sektörde, sizin salt fikrinizden yola çıkarak kimse sizi finanse etmek istemez. Yani yatırımcılara sorarsan startup yok. Startup'a sorarsan yatırım yok. Böyle bir kısır döngünün içindeyiz aslında. Toplam yapılan yatırım da yılda 64 milyon seviyelerindeydi. Bu yıl ilk defa 100 milyon, geçen yıl 100 milyonları devirdi. Hani 100 milyon dolar da hani büyük bir rakam gibi gelse de hani bu startup diye anlatılan büyük bir ekosistem için çok küçük bir rakam. Ya bakarsanız Türkiye'de kişi başına düşen erken aşama teknoloji yatırımı 1.2-1.3 dolar seviyelerinde. İsrail'le karşılaştırırsak bu yaklaşık 400 dolar seviyesinde, yani 400'e 1. Bakıldığında Türkiye melek yatırımcılara devlet desteği teşviği anlamında dünyanın en ileri ülkesi. Çünkü Türkiye'de bir lisanslı melek yatırımcı bir şirkete 10 lira yatırım yaptığında 75 lirasını vergiden düşüyor. Dünyada böyle bir şey yok. İkinci sırada yanlış hatırlamıyorsam İngiltere var. Oranı %30'du galiba. Devletin yapması gereken bence startuplara yatırım yapmak değil, startuplara yatırım yapan fonlara destek vermek. Başka türlü olmaz bu iş. Yani diyecek ki, okey sen 20 milyon dolar mı topladın? Ben sana 20 milyon dolar daha koyuyorum. 40 milyon dolara git yatırım yap demesi gerekiyor ki burada hakikaten işte şey gibi, Google gibi şeyler çıksın. Başka türlü çıkmayacak çünkü. Devletin aslında şirket kurulmasını, büyütülmesini, başarılı giden şirketlerin daha hızlı yol almasını, başarısız gidenin kapatılmasını destekleyen altyapıyı sağlaması lazım deriz. Fakat teknoloji tarafında çok ciddi bir know-how gerekiyor. O yüzden bence devletin burada destekleyici rolü alması lazım. Para yatıran fon rolünü fonlara bırakması ve fonların fonu mekanizmaları kurması lazım. Ki zaten bizim devletimizde şu anda bu adımları atıyor. Girişimciliğin bir diğer sorunu, girişimciliğin genç meziyeti olduğunu zannetmek. Girişimcinin gençlikle bir alakası yok. Aksine girişimcilik, girilmesi gereken alanda yeterince piştikten sonra cesaret edilmesi gereken bir şey. Ama sen aklıma çok güzel bir fikir geldi diye yola çıktığında en son kazanan sen oluyorsun. Sonra da suçu ülkeye, girişimciye
ya da müşteriyi atıyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Burası dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin döndüğü bir ülke. Beceremiyorsan, başaramıyorsan ya fikrinde ya sende bir problem var.